Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu üslü ifadeler ve denklemler olacak. Konu anlatımını çözeceğim. Testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 9. sınıf matematik kazanım kavramı testi 15 olacak. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılı için tüm testler güncellendi Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından. Ben de sizlere en güncel hallerini konu anlatımını çözerek paylaşıyorum arkadaşlar. Buraya da linklerini koyuyorum oynatma listesinin. Tüm kazanım kavrama testlerinin sırası ile en güncel hallerini burada bulabilirsiniz. 2022-2023'te güncellendi, ancak önümüzdeki yıllarda izleyecek arkadaşlar için de söyleyeyim. Belki 2024-2025-2026'larda da yine güncel videolarımız bunlar olacak. Yenilenirse ben zaten yenilerini yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Paylaşmayı planlıyorum daha doğrusu. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, sizlere dağıtılmış olan çalışma defteri var biliyorsunuz. Çalışma defteri, aynı zamanda tekrar testleri var. Bu tekrar testleri ve çalışma defterlerini de buraya arkadaşlar linklerini koyuyorum oynatma listelerinin. O oynatma listelerinden de bunlara tüm tamamına konu anlatımı çözümlerine ulaşabilirsiniz. Artı ne var arkadaşlar? Tüm fizik, hem kazanım kavrama testleri hem de çalışma defteri, tekrar testleri, kanalımda fizikte anlatıyorum biliyorsunuz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size söylediğim gibi üzere soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Eksi 3'ün 3. kuvveti artı eksi 7'nin 0. kuvveti eksi 4'ün karesi, söyleyişime dikkat ediniz, artı eksi 5'in karesi. Bu işlemin sonucu nedir diyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, biz yıllar yılı hep pozitif sayıları çok sevdik, negatif sayıları biraz ihmal ettik. Bakalım bunların üstlerinde neler konuşuluyor, onları da görelim istenmiş. Arkadaşlar, birincisinde, birinci ifadede eksi 3'ün 3. kuvveti soruluyor. Bu ne demek sevgili arkadaşlar? Eksi 3'ü kendisiyle 3 kere çarp diyor. Çarparsam, hadi bunu da göstereyim. Eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 3, 3, 3 çarptığımda da 27 olur. Bunu kısaca sevgili arkadaşlar, pratik şekilde şöyle de düşünebilirsiniz. Çift sayıda bir kuvvet olsaydı, çift bir kuvvet olsaydı, içerideki sayı artı da olsa, eksi de olsa sonucum her zaman pozitif olacaktı. Tek sayılı bir kuvvetim varsa, yani tek kuvvetim tek sayı ise, tek sayıda sayıları çarptığım için negatif sayıların sonucu negatif, pozitiflerin zaten her zaman pozitif olacaktı. Bunu kolaylıkla da söyleyebilirdim. Şimdi ikinci ifade, eksi 27'yi hallettik. İkinci ifadede eksi 7'nin 0. kuvvetini soruyor sevgili arkadaşlar. İçerideki sayı ne olursa olsun 0. kuvvetim benim herhangi bir sayımın, ister ondalıklı olsun, ister negatif, ister pozitif negatif, her zaman 1'dir sevgili arkadaşlar. Sayı kaç olursa olsun. Bu isterse eksi 7000 olsaydı da 0. kuvvetim herhangi bir sayının artı 1'dir. Güzel. Şimdi az önce okurken de söyledim. Arkadaşlar bakın, burada eksi 4'ün karesinden bahsedilmiyor. Burada eksi 4'ün karesinden bahsediliyor. Bu 16'dır. Aradaki farkın anlaşıldığını düşünüyorum. Eksi 4'ün karesi demek bu demek. Eksi 4'ün karesi demek bu demek sevgili arkadaşlar. Bakın burada eksi 4'ün karesini istiyor benden. Artı 16'dır. Burada da eksi, çünkü parantezi almamış, buradaki sayım 4 benim. Eksi 4'ün karesi. Bunun sonucu da eksi 16 bu yüzden. Şimdi bak, bu söyleyişime bir örnek hemen verilmiş. Eksi 5'in karesi. Değil mi? Çok da güzel bir Türkçe dersi aynı zamanda. Artı eksi 5'in karesi nedir arkadaşlar? 25'tir. Başta bahsettiğim gibi negatif sayıların kuvveti eğer çift bir sayı ise sevgili arkadaşlar, sonucum her zaman zaten pozitif olur. Bunun kuvveti 48. kuvvet de olsa çift bir sayı ya 48, pozitif bir sayı olurdu. Ha kaç olurdu onu Allah bilir. 5'in 48. kuvvetini almak çok zor olsa gerek. Bunu soruyor şimdi arkadaşlar. Eksileri kendi arasında topladım. Eksi 43 görüyorum. Artı 26 var bir de burada. Hop, eksiler kazandı. Eksi 17 görüyorum ben. Siz de aynı şeyi görüyorsunuzdur umarım.
Evet, B'yi işaretledim, koşaradım, 2'ye yöneldim sevgili arkadaşlar. Ama o ikinci soruda çok kalabalık bir şey var. 4'ün eksi 7. kuvveti çarpı 16. Yazalım şuraya. 4'ün eksi 7. kuvveti çarpı 16 çarpı 32 üzeri 3 bölü 2'nin 6. kuvveti 8'in 3. kuvveti 64'ün de eksi 2. kuvveti. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, normal şartlarda böyle bir şey görsen alırsın eline hesap makinesini. 32'nin kübünü alırsın. 32 çarpı 32. Sonra 16 ile çarparsın. Sonra 4'ün eksi 7. kuvvetinin şu olduğunu bilirsin. 4 üzeri eksi 7 ne demek sevgili arkadaşlar? 1 bölü 4 üzeri 7 demek. Eksi kuvvet paydan paya, paydadan paya geçerken de işaret değiştiriyor biliyorsunuz. Sonra bunu hesaplarsın, çarparsın. Sonra aşağıdakileri hesaplar, yukarıdakileri bölersin. Ama üslü sayılarda sevgili arkadaşlar bir takım becerilerimiz var. Onu kullanacağız. Şimdi üslü sayılarda işlem yapmanın en güzel, en kolay yolu herkesi aynı tabanda görmektir. Aynı sayıların kuvvetleri şeklinde. Arkadaşlar sayılar çok tanıdık. Çok tanıdık. Herkesi bir yerde buluştur diyor. Bak 2, 8, 64, 32, 16, 4. 2'nin kuvvetleri, benden de size bir ödev hazır. 2'nin kuvvetlerini hep yazın. Hepsi burada. 2'nin karesi, 2'nin 4. kuvveti, 2'nin 5. kuvveti, 2'nin kendisi, 2'nin 3. kuvveti, 2'nin 6. kuvveti. Herkesi 2'nin kuvveti şeklinde yazalım sevgili arkadaşlar. 2'nin karesi 4'tür. Bunun eksi 7. kuvvetini soruyor. Çarpı 2'nin 4. kuvveti 16 yerine yazdım. 32 yerine 2'nin 5. kuvveti yazdım. Bunun 3. kuvveti. Birazdan çok daha güzel yazacağım bunları. 2'nin 6. kuvveti güzel. Tam da istediğim kıvamda. 8, 2'nin 3. kuvveti. Bunun da 3. kuvvetini sormuş. Çarpı 64'e ne dedik? 2'nin 6. kuvveti. Hop, bunun da eksi 2. kuvveti. Şahane. Önce üstlerin üstlerini bir halledelim. Daha sonra paydan paydalara, paydadan paylara da bir geçişkenlik sağlarız sevgili arkadaşlar. 2'nin 2. kuvvetinin eksi 7. kuvveti üstün üstün olunca sevgili arkadaşlar sayılar çarpılıyor. 2 üzeri eksi 14 çarpı 2 üzeri 4 zaten var burada. Bu kim? 5, 5. kuvvetinin 3. kuvveti. 5 ile 3'ü çarpıyorum. 2 üzeri 15 diyorum. Bölü işlemim devam ediyor. 2 üzeri 6 duruyor orada. 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti 3 ile 3'ü çarpıyorum. 2 üzeri 9 diyorum. 2 üzeri 6'nın eksi 2. kuvveti 6 ile eksi 2'yi çarpıyorum. 2 üzeri eksi 12 diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar ya herkesi yukarıya taşıyabilirsin ya da önce bunları yapalım. Şimdi ne görüyorum? Bakın tabanlar aynı. Tabanlar aynı olduğunda üstler ne yapılıyordu? Toplanıyordu. Bunu da ezbere konuşmayalım sevgili arkadaşlar. Şurada hemencik söyleyeyim. Neden toplandı? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. Neden üstler toplanıyor? Bu ne demek? 3 tane 2'yi yan yana çarp demek. Bu ne demek? 4 tane 2'yi yan yana çarp demek. Bak kaç tane 2'nin oldu? 7 tane. 3 tane burada, 4 tane burada. 3 tane burada, 4 tane burada. Toplam 7 tane oldu. O yüzden topluyorum. 2 üzeri 7 diyorum. Bu bilgi ışığında bakın bunlar herkes çarpım halinde. Üstleri kolaylıkla toplayabilirim. O yetkim var. 19 eksi 14. Demek ki 2 üzeri eksi 15 değil mi oldu? 2 üzeri 5 oldu. 19 eksi 14'ten. Bölü. Şimdi bunları toplayalım. 15 yine tabanlar aynı üstler topluyorum. 15 artı 13 de burada var. 2 üzeri 3. Nefis bir şeyle karşılaştım. Şimdi bölüm halinde sevgili arkadaşlar. Burada da üstler çıkartılıyor. Neden? Bak yukarıda 5 tane 2 var çarpım halinde. Aşağıda da 3 tane 2 var çarpım halinde. Bunların 3'er tanesi sadeleşir 2 kalır. O yüzden 5'ten 3 çıkartılıyor. 2 üzeri 2'dir ki bizim mahallede 2 üzeri 2'ye ne derler sevgili arkadaşlar? 4 derler. Nefis. Güzel açıklayıcı olarak gidiyoruz. 3 ile devam edelim. Oo, bak burada güzel güzel sayılar varken şimdi burada A nereden çıktı? Burada da sakin olacağız sevgili arkadaşlar.
Zaten tabanlar aynı olsun istiyordum. A cinsinden vermiş. Ya buraya A da yazsa, 2 de yazsa, 3 de yazsa benim için fark etmez. A olunca korkmayın. A'nın kuvvetleri canım tabanlar aynı. Bak A üzeri eksi 6 paşa paşa duruyor. Güzel, bu burada bir dursun. Çarpı. Sevgili arkadaşlar bak güzel, şunu bir anlatayım ben size. Eksi A'nın dördüncü kuvvetine de A'nın dördüncü kuvveti diyebilirim ben. Neden öğretmenim? Çünkü çift kuvvet ya sevgili arkadaşlar. Çift kuvvet olduğu için eksiyi bu artı yapar. Onu da göstereyim neden öyle olduğunu. Başka bir kağıtçık alayım şuradan da şöyle göstereyim. Arkadaşlar neden? Bakın şimdi eksi A'nın dördüncü kuvvetini irdeliyorum ya. Bu normalde içerisi eksi 1 çarpı A olarak görebilirsin değil mi bunu? Hop dördüncü kuvveti. Böyle düşünebilirsin. Arkadaşlar çarpım halindeyse üst ikisine de etki ediyordu değil mi? Yani eksi 1'in dördüncü kuvveti çarpı A üzeri 4. Arkadaşlar eksi 1'in dördüncü kuvveti bak çift sayıda eksi 1'i çarpın. İstersen 7378 kere çarp. Çift sayıda çarparsan bu arkadaş 1 olur. Bu A üzeri 4. Bir çarpmada etkisi eleman bak A üzeri 4 oldu. Eksi A'nın dördüncü kuvveti A üzeri 4'tür. Eksiyi yutar. Böyle de düşünebilirsin. Sen böyle bir ifade gördüğünde eksi A'nın çift kuvveti gördüğünde direkt çift kuvvetini pozitif şekilde yazabilirsin. Böyle de aklında tutabilirsin. Ama niçin olduğunu da lütfen gör burada. Güzel. Şimdi bak çift kuvvetini artı dedim. Şimdi negatif kuvveti var sevgili arkadaşlar. Buna da eksi 1'i 5 kere kendisiyle çarpsan eksi A üzeri 5 olur. Yani eksi sevgili arkadaşlar eksi 1 ile çarpılıyor. Yani bu ifade herkes çarpım halinde bir de çarpımlarında bir tane de eksi var. Şu işlemin sonucu negatif çıkacak. O kendini belli etti. Tabi A'nın alabileceği değere bağlı olarak da diyebilirsin. Eksi A üzeri 5 dedim buna. Güzel. Bölü. Bakalım paydada neler oluyor. Güzel. Arkadaşlar şimdi üzeri eksi görmek demek ne demek? 1 bölü yazmak demek. Ya da gelin ben bunları bir kurtaralım. Nasıl kurtaralım? Bunlar paydada ya sevgili arkadaşlar. Şöyle. Eksi A'nın eksi 3. kuvveti. Eksi A'nın da eksi 2. kuvveti. Ben ne zaman eksi kuvvet görürsem öncelikle bu arkadaşı pozitif yapmaya çalışırım. Eğer çarpım halleri yoksa vesaire. Arkadaşlar bu arkadaş paydada. Paya geçerken bu eksi kuvvet işaret değiştirir. Yani eksi A'nın karesi olur. İkinci kuvveti olur. Paydan paya, paydadan paya, paydan da paya geçerken üssün işareti değişir sevgili arkadaşlar. Bunu taşıdım yukarı. Şimdi gelin bunu taşıyalım. Bu arkadaş da eksi A'nın üçüncü kuvveti olur. Eksi 3 artı 3 olur. Hop bunu da taşıdım. Şimdi şu iki arkadaşı da halledeyim. Daha sonra bütün 5 tane bu ifadeyi de güzel güzel yazalım. Bak yine eksi A'nın karesini görüyorum. Bu arkadaş kim sevgili arkadaşlar? Az önce konuştuğum üzere A'nın karesi. Eksi A'nın üçüncü kuvveti sevgili arkadaşlar. Yine konuştuğumuz üzere negatif bir sayı 3 kez kendisiyle çarpılıyor. Eksi A'nın üçüncü kuvveti. Güzel. Şimdi bu elde ettiğim verileri aşağıya yazalım. Bu var, bu var, bu var. Şu arkadaş. Herkes birbiriyle çarpım halinde bu işareti. Aman diyeyim bu bundan çıkartılıyor düşünmeyin. Herkes birbiriyle çarpım halinde. A üzeri eksi 6 çarpı A üzeri 4 çarpı eksi A üzeri 5 çarpı A üzeri 2 güzel güzel gidiyorum çarpı eksi A'nın üçüncü kuvveti. Şahane arkadaşlar, herkes aynı tabanda. A. Öncelikle eksi ile eksinin çarpımını halledelim. Eksi ile eksinin çarpımı zaten artıdır. Güzel. Bu arkadaş problem olmaktan çıktı. Sonucum artı olacak. O belli oldu. Şimdi tabanlarım aynı. Ne yapmalıyım? Üstleri toplamalıyım. Eksi 6'yı, 4'ü, 5'i, 2'yi ve 3'ü toplayalım sevgili arkadaşlar. Nasıl toplarım? Ben şöyle kolay toplarım. 4 ile 2, 6 şu arkadaşları götürdü. A üzeri 8 oldu.
A üzeri 8 oldu. Bütün üsleri topladığımda. Eksi 4 artı 4, eksi 6 artı 4 artı 5 artı 2 artı 3. Topladığımda da A üzeri 8 elde ederim. Arkadaşlar tane tane bakınca kolay hallediliyor işler. Gelelim 4'e. 4 ne diyor bakalım. 4 daha da bir enteresan bir şey. İşleminin sonucu nedir? Güzel. Bu sefer bak çarpım değil sevgili arkadaşlar. İfadeler toplam halinde. 2 üzeri x artı 4 kimle toplanmış? 2 üzeri x artı 3 ile. Bu da 2 üzeri x artı 2 ile toplanmış. Sonra bölünmüş kime? 2 üzeri x eksi 2 artı 2 üzeri x eksi 3 artı 2 üzeri x eksi 4. Sevgili arkadaşlar burada da güzel şeyler yapabilirim. Çarpanları ayırmaları biliyorum. Ya şimdi normalde elmalarla elmalar toplanır, armutlarla armutlar biliyorsunuz. Şimdi bu arkadaşlar birbirine benziyor gibi. Hani benzemiyor da benziyormuş gibi ama benzetebiliriz. Şimdi üslü sayılarda tabanlar aynıyla üsleri topluyordum ya. Burada tersini düşün. Şu arkadaşa 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4 diyebilir misiniz? Derim hocam. Neden böyle yaptığımı da şimdi göreceksiniz. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 der misin şu arkadaşa? Derim hocam. Artı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 derim bu arkadaşa da. Aynı şekilde 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 2 değil mi? Üsler toplandığı için. Artı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 3 artı şimdi şunu yazıyorum. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 4 derim. Nefis. Bakın sevgili arkadaşlar. Üstte 3 tane cebirsel ifade görüyorum. Bu arkadaşı, bu arkadaşı, bu arkadaşı. Hepsinde ortak olan kim? 2 üzeri x. Al 2 üzeri x parantezine. 2 üzeri 4. Hatta hemen onu da söyle. Neyse yazarız. Ya 16 da diyebilirsin artık bu arkadaş küçüldü değil mi? Tamam böyle böyle yazalım. Artı 2 üzeri 3 gözüksün. Artı 2 üzeri 2. Bak 2 üzeri x parantezini aldım. Bölü. Bu arkadaşları da alalım arkadaşlar. 2 üzeri x parantezinde bak. Burada da 3 tane ifade var payda kısmında. 2 üzeri 3'ler, 2 üzeri x'ler ortak ifade. 2 üzeri x parantezini aldım. 2 üzeri eksi 2 artı 2 üzeri eksi 3 artı 2 üzeri eksi 4. Nefis oldu. Arkadaşlar hiç vakit kaybetme. Bak bununla bu çarpım halinde, bununla bu çarpım halinde 2 üzeri x'lerle vedalaş. Artık bilinmeyenlerden kurtuldun. Ne görüyorsun şurada? Ben burada şunu görüyorum. Hemen şu kalemle pembişle yazalım. 2 üzeri 6, 2 üzeri 4, 16. Bu arkadaş kim? 8. Bu arkadaş kim? 4. Arkadaşlar yukarıyı toplayın. 28 değil mi? Hop. Pay kısmı 28 oldu. Aşağıda ne görüyorsun? Bak 2 üzeri eksi 2 az önce konuştuk. Nedir arkadaşlar bu? Bu 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 2'dir. Yani 1 bölü 4'tür. Artı bu arkadaşta 1 bölü 2 üzeri 3 yani 1 bölü 8'dir. Bu arkadaş kimdir? 1 bölü 16'dır. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Üzeri eksi 2'ler de bu anlama geliyor. Rasyonel sayılarda toplam. Herkes 16'da birleşiyor. 2 ile çarptım. 4 ile çarptım. Ne oldu bu arkadaşlar? 4 bölü 16. 2 bölü 16 artı 1 bölü 16. Bunları da topladım. 7 bölü 16. Hop, 7 bölü 16'ymış payda kısmımda. Onu da belirledim. Rasyonel sayılarda bölmeyi nasıl yapıyorum? 28'i aynen yazıyorum. Şu arkadaşı ters çevirip çarpıyorum. 16 bölü 7. 28 ile 7 sadeleşti. 4 oldu. 4 çarpı 16'nın da 64 olduğunu sanırım biliyoruzdur. 64 bir başka deyişle 2 üzeri 6 da diyebilirim. Eğer şıklarda 2 üzeri 6 olsaydı onu işaretlerdim sevgili arkadaşlar. C dedim. Güzel. Bak bu da anlaşıldı. Birazcık daha pratik işlemler yapabilirim artık. 5'e bir bakalım. 5'e geldik. Oo, çok güzel.
Bak bu çok daha kolay oldu. Arkadaşlar, bak matematiksel dört işlemi şöyle bir harmanlamışız. Dört işlemi biliyor muyuz acaba? 15 üzeri x artı 15 üzeri x artı 15 üzeri x. Arkadaşlar ne görüyorsunuz? Ben 3 tane 15 üzeri x görüyorum. Bak elma elma elma. 3 tane elma derdin sen bunu değil mi? İşte bu. Bölü 3 üzeri x, 3 üzeri x. Hepsini toplamış. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Buna ne dersin? 5 tane 3 üzeri x dersin. Bu arkadaş da kime eşitmiş sevgili arkadaşlar? 375'e. Çok güzel. Bilinenler var, bilinmeyenler var. Bilinmeyenler bir kendi arasında işleme girsin. Bilinen arkadaşları da bir karşıya yollayalım. 5 burada arkadaşlar bölüm halinde. Buraya çarpma olarak gelir. Gitti. 3 burada çarpım halinde. Buraya bölüm halinde gelir. Gitti. Arkadaşlar burada ne görüyorsunuz? Bak ben burada aynı üsleri görüyorum. Aynı üsler gördüğümde ben bu arkadaşları şu şekilde de yazabilirim. Öyle değil mi? Bu arkadaşın açılmış hali budur. 15 üzeri x budur. Çok güzel. Şahane. Hadi bu işlemi yapalım. 375'i 3'e bölün hemencecik. 125. Çok güzel. Bak 125 çarpı 5. Harika bir şey oldu. Ben size söyleyeyim bu 625. Ya da kısaca bak çok daha güzel görürsünüz. Bu 5 üzeri 1. Bu arkadaş 5 üzeri 3'tür. 5 üzeri 3 ile 5'i çarparsan 5 üzeri 4 yapar. Bak 625 zaten budur sevgili arkadaşım. Burada ne görüyorsun? 15 bölü 3. Yani 5 üzeri x eşittir 5 üzeri 4. Yani artık bir şey söylememe gerek var mı? Bir şey söylememe gerek yok. Görüyorsunuz gibi oldu değil mi? Hop. X eşittir 4 sevgili arkadaşlar. X'in 4 oldu. Açık seçik ortaya çıktı. 6 ile devam edelim. 12'nin x eksi ikinci kuvveti, 6'nın da x artı birinci kuvveti olduğuna göre diyor. Şöyle demiş. Eşittir 6x artı 1. Buna göre 2x eksi 4 sonucunu soruyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar şu ne öncelikle onu bir elde etmeye çalışalım. Bu arkadaşım benim 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 4. Ya da 2 üzeri x bölü 2 üzeri 4. Değil mi? Pay kısmından payda aldım. Ya da 2 üzeri x bölü 16 da diyebilirsin. Güzel. Böyle bir şey soruluyor. Nasıl gideceğim de nasıl yapacağım, nasıl halledelim bu işi sevgili arkadaşlar. Ya gelin şurada biraz işlemler yapalım. 12 üzeri x çarpı 12 üzeri eksi 2 diye ayır bunu. Çünkü bak 12 üzeri x bu arkadaşı da 6 üzeri x şeklinde. Mümkün olduğunca yalnızlaştır bu x'i. Çarpı 6 değil mi? 6 üzeri 1 gibi düşün. Bunu da ayırdım. Arkadaşlar bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 6 üzeri x burada çarpım halinde. Sol tarafa bölüm halinde getir. 12 üzeri x var. Bölü 6 üzeri x. 6 burada duruyordu. Bölü 12 üzeri eksi 2 burada çarpım halindeyse sağ tarafa bölüm halinde gelir. Nefis. Arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bak yine az önce yaptığımız numarayı görüyorsunuz değil mi? 5. soruda yaptığımız numarayı. Hop 12 bölü 6'nın x'inci kuvveti eşittir. 6 çarpı bunda da boş durma. Bu arkadaşı yukarıya taşı. 12'nin karesi. Nefis oldu. Hatta bak çok güzel bir şey oldu. 12'nin karesini de 144 olduğunu bilirsin. Sonra 144 ile de 6'yı çarparsın. Uzatırsın. Şimdilik bu böyle bir kalsın. Çünkü ben birazdan bazı işlemler yapacağım ya. Belki işime yarar. Sadeleşen bir şeyler görürüm. 12 bölü 6 kim sevgili arkadaşlar? 2. 2'nin x'inci kuvveti 6 çarpı 12'nin karesiymiş. Arkadaşlar bana ne soruluyordu? 2 üzeri x bölü 16 soruluyordu. Ya ne 2 üzeri 4 soruluyordu. Arkadaşlar 2 üzeri x'i buldum. Bak gizem olmaktan çıktı. 6 çarpı 12 üzeri 2'nin hop 16'ya bölümü soruluyormuş bana. Aha bak çarparak kendime eziyet etmekten de kurtardım. Çünkü birazdan sadeleşecekmiş zaten arkadaşlar. Arkadaşlar
Hatta 12'yi üzeri 2'yi de 12 çarpı 12 şeklinde yaz. Değil mi? 12 çarpı 12'dir. Daha güzel sadeleşir. 4'e böl 4. 4'e böl 3. 4'e böl 1. 4'e böl 3. Tereyağından kıl çekercesine. 3 kere 3. 9. 9 kere 6. Evet, var mı cevabı olan? 54. Şahane. Aferin. Değil mi? Bununla bunu çarparsın. 54'ü görüyorsun. 6'ya da C dedik. Anlaştık değil mi? Sevgili arkadaşlar, aradığım şeyde böyle bölme çarpmalarla ilgili bir şeyler kullanacaksam şu sayıları çarparak kendine eziyet etme. Tamam mı? Birazdan bu arkadaş zaten sadeleşecektir. Onu da gör. Nereye gittiğini bilirsen o işlemleri de yaparsın. 7 ile devam edelim. Yani kendine eziyet etmiyorsun. Matematik biliyorsun sonuçta. Güzel. Bak. Burada da neyi sormuş? 54 bölü 2. Allah Allah. 54 bölü 2. Yani yaptığın işe bak. Ben bunu hemen 27 yazarım zaten. X artı 4 eşittir 1 bölü 9 X eksi ikinci kuvveti. X kaçtır diyor. Arkadaşlar, üslü sayılarda denklemler, eşitlikler gördün mü? Hemen aklıma herkesi aynı üst cinsinden yazmak gelir benim aklıma. Bak 9'u görüyorum. 9 tanıdık bir şey. 3'ün bir kuvveti. 54 çok tanıdık değil. 2, 2'nin kuvveti. Ama 54 bölü 2 kim arkadaşlar? 27. 27'nin x artı 4. kuvveti. Bu arkadaş da 1 bölü 9. Hadi uzun uzun yazalım. X eksi 2. kuvveti. Bak 9 da tanıdık. 27 de tanıdık. Hepsi de 3'ün bir kuvveti. Arkadaşlar 3'ün 3. kuvveti 27. X artı 4. kuvveti. Hatta gel bunu da şey yazalım. Nasıl yazalım? 3 üzeri 2 ya bu arkadaşlar. 9. Yukarıya taşıdım ben bunu. Paydaya şöyle yapayım. 3 üzeri eksi 2'nin x eksi 2. kuvveti düşünebilirim değil mi? Paya taşıdım. Paydadan paya üstü işaret değiştirdi. Negatif oldu. Şurada yer kalmadı. Şöyle yazalım. Ha şunları da çarpın o zaman. Bak. Bunu 27'yi böyle buldum. Bu arkadaşı da böyle buldum. Üstün üstlerinde ne yapıyordum? Çarpıyordum. 3 üzeri 3x artı 12 eşittir. 3 üzeri eksi 2 ile çarpıyorum şimdi. Eksi 2x artı 4. Eksi 2 ile bunları çarptım değil mi sevgili arkadaşlar? Şahane oldu. Devam edelim şimdi biz buradan. X'i soruyor bana. X'e ulaşmaya çalışıyorum. Arkadaşlar madem böyle bir şeyle karşılaştım, ben bu arkadaşları bir çıkmış soru. Ben de ne yapıyorum? Arkadaşlar 3'ün bir kuvveti, 3'ün bir kuvveti. Ne görüyorsunuz? Şu iki arkadaşın birbirine eşit olması gerektiğini. Tabanlar aynı, üstlerin de aynı olması lazım. Öyle değil mi? İşte üslü sayılarda anahtar budur sevgili arkadaşlar. Eşitliğin solunu da sağını da aynı üslü, aynı sayının kuvvetleri şeklinde yazmayı başarabilirsen sorunun %79,5'unu halletmişsin demektir. 3x artı 12 eşittir eksi x artı 4. X'i buraya aldım. 5x eşittir. Bu arkadaş buraya geçti. Eksi 8 olarak. X'i kaç buldunuz? Eksi 8 bölü 5 olarak buldum ben açıkçası. Onu da 5 şıkkında görüyorum sevgili arkadaşlar. Anlaşıldı. Anlaşılmayan konularda minik minik sararak bakabilirsiniz sorulara. Videoya tekrardan. 8'de devam edelim sevgili arkadaşlar. Enteresan bir soru daha var. Şunu temiz bir şeyle değiştireyim. Evet. Diyor ki arkadaşlar 2x eksi 3'ün x kare eksi 9 eşittir 1. Allah! X'e bak, bilinmeyen hem aşağıda hem yukarıda. Kim baş edecek bunu? Denkleminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Ne demek istiyor? Önce bunu anlayalım sevgili arkadaşlar. Bu işin Türkçesini anlayalım. Anlayacağımız dilde. Diyor ki bu denklemi çözen kaç tane x değeri bulabilirsin? Arkadaşlar üslü sayılarda bir sonucum benim 1 ise ne biliyorum? A üzeri 0'ın 1 olduğunu biliyorum.
Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bak birinci ihtimal bu. Yani şu arkadaş 0 olabilir. 1'in bütün kuvvetleri, hadi buna K diyeyim. Bütün kuvvetleri 1'dir. Kaçıncı kuvveti olursa olsun. Güzel. Ya da sevgili arkadaşlar bir ihtimal daha var. -2'nin çift kuvvetleri 1'dir değil mi? Ya da -1'in çift kuvvetleri. 3 tane ihtimalim var. Öğretmenim 3 tane ihtimalin varsa 3 tanedir. Hayır. Gelin bir irdeleyelim. Bir bakalım. Sevgili arkadaşlar birinci ihtimalim dedik ki x kare eksi 9'un 0 olması lazım. Değil mi? Birinci ihtimalim bunun bu. Bu durumda ne olur? X kare eşittir 9 olur. Arkadaşlar bu ne demek? Bu şu demek. Kimin karesi 9'dur? Kimin karesi 9'dur arkadaşlar? 3'ün ve eksi 3'ün. Bakın burada iki tane değer buldum. X 3 de olursa, eksi 3 de olursa bu işlemin sonucu 1 olurmuş. Düşün 3'ün karesi 9, bak burası 0 oluyor. Eksi 3'ü düşün, karesi 9, bak 0 oluyor, sonuç 1 oluyor. İki tane şimdiden yakaladım. Güzel. Arkadaşlar bir de içerisi 1 olursa, yani 2x eksi 3, 1 olursa bu arkadaş sonuç 1 olur. Şunun yukarısının kaç olduğu benim için artık hiç önemli değil. Buradan da ne çıkar? 2x eşittir eksi artı 4 değil mi? Eksi buraya geçti. X eşittir 2. Bakın sevgili arkadaşlar x eşittir 2'yi de buldum. Bir ihtimal daha. Hadi gel bir de şuna bakalım. Bak burası eksi 1 buranın da çift olması lazım. Bu duruma çok dikkat etmen lazım. Hem içerisi eksi 1 olacak hem de yukarısı çift mi olacak? Arkadaşlar içerinin eksi 1 olması için yani 2x eksi 3'ün eksi 1 olması için bakarım. 2x eşittir eksi buraya geçti 2 oldu. X eşittir 1. Arkadaşlar x 1 olursa x'in 1 olduğu durumda burası eksi 1 oldu. Peki bu x'in 1 olduğu durum burayı çift yapıyor mu? Bir de ona bakayım. X yerine 1 düşündüm sevgili arkadaşlar. 1, eksi 9, eksi 8 yapıyor. Evet çift bir sayı ama öğretmenim negatif. Hiç oralı olma. Arkadaşlar eksi 8 de bir çift sayı değil mi? Çift sayı. Hem içerisi eksi 1 oldu hem de üst çift oldu. Bu da kabul. X'in 1 olduğu değer de kabul. Arkadaşlar gerçekten 1, 2, 3 ve eksi 3 hepsi de bunu sağlıyor. Keşke çözüm kümesini sorsaydım. Bu kadar emek verip çözdük. Onları da yazardık. 4 tane x değeri varmış sevgili arkadaşlar. Şahanesiyim o. 9'a devam edelim. 9 diyor ki y 0'dan farklı bir tam sayıdır. Güzel. Buna göre diyor x artı 2 üzeri 2y eşittir 100y. Hayırlı işler. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Allah Allah. Yani x'i nasıl bulacağım? Hem de y var hem bilinmeyen hem de x var sevgili arkadaşlar. Ne yapayım ne yapayım? Arkadaşlar üslü sayılarda ben tabanları aynı yapmaya çalışırım. Baktım yapamıyorum. Bu sefer üstleri aynı yapmaya çalışırım. Çünkü bir eşitlik kurmaya çalışıyorum. Bakın 100 kim? 100 onun karesi. Hop onun karesinin y'inci kuvveti. Bunu bir söyledim. Arkadaşlar bu kim? Bu arkadaş da şu değil mi? X artı 2'nin karesinin hop y'inci kuvveti değil mi? Bak kuvvetin kuvveti olunca çarpıyordum. Evet öğretmenim. Yahu arkadaşlar bir şey gördünüz değil mi? Bak y'inci kuvvet y'inci kuvvet. Demek ki şu ifadeyle şu ifade aynı olmalı. Yani 2y 2y de diyebilirdin. X artı 2'nin karesi eşit olmalıymış onun karesine. Bir başka deyişle 100'e. Yani sevgili arkadaşlar içerisi kaç olmalı? 10 olmalı. X artı 2 eşittir 10 dersin. Değerler toplamını soruyordu. X eşittir 8 dersin. 8 dersin, 8'i ararsın bulamazsın. Neden bulamazsın? İyi ki bulamıyorsun. Allah'tan koymamışlar. Neden sevgili arkadaşlar? Çünkü
onun karesi de 100'dür. Evet, bir şeyler duydum. Eksi 10'un da. Burası eksi 10 da olabilir sevgili arkadaşlar. X artı 2 eşittir. Eksi 10 da dersin. Çünkü eksi 10'un da karesi 100'dür. Kapişi, güzel. X buradan kaç çıkar? Eksi 12 çıkar. Demek ki iki tane değerim varmış. 8 ve eksi 12. Bu değerlerin toplamı kaçtır sevgili arkadaşlar? Tabii ki ikisine de eksi 4 olur. 9'a da A dedik. 10'la devam etme hakkımız var artık. 10. Geldiler. X ve Y birer tam sayı. Ne kadar güzel. Hop. Üstlü sayıların yani ıcığını cıcığını çıkartıyoruz. Tereyağından kıl çeker sinekten yağ çıkarttırıcısına sevgili arkadaşlar. Bütün irdeliyoruz soruları. 3x artı y eksi 4 eşittir 5. 2x eksi y eksi 6. Olduğuna göre diyor x kare eksi y kare kaçtır? Arkadaşlar ben size bu soruyu böyle söyledim ama baştan bir okuyayım. Baştan diyor ki bana x ve y birer tam sayı. Güzel. Ya 3'ün hangi kuvvetini alayım? 5'in de hangi kuvvetini alayım ki bunlar birbirine eşit olsun? Bana öğretmenim demişti ki üstlü sayılarda tabanları aynı yapmaya çalış. Mümkün değil. 3, 5 artık asal sayı bir yere kıpırdayamaz. O zaman üstlere bak. Tabanları aynı yapmaya çalış. Tabanları aynı değil. Üstleri aynı mı? Ya arkadaş bu da değil. Arkadaşlar şimdi 3'ün herhangi bir kuvveti. Bakın burada gerçek sayılar düşünün. Mesela 2,5, 2,1 öyle bir şey olur mu? Var işte. Biz bu konuları işlemeyeceğiz tabii ki ama 3 üzeri 1,7 diye bir şey var aslında sevgili arkadaşlar. 1 tam 10'da 7. kuvveti diye bir şey var. Onu ileride göreceksiniz. Güzel. Yani 3'ün böyle ondalıklı bir kuvveti, 5'in de ondalıklı bir kuvveti birbirine eşit olabilir. Var böyle bir şey. Ama şimdi sana diyor ki x ve y birer tam sayı diyor. Arkadaşlar eğer x ve y birer tam sayıysa şu ifade bu ifadede birer tam sayı değil mi? Evet öğretmenim tam sayı. Allah Allah. Eğer bunlar tam sayıysa 3'ün hangi tam sayı kuvveti ve 5'in hangi tam sayı kuvveti birbirine eşit olabilir ki? Böyle bir şey yok. Yani 3'ün kuvvetlerini düşün. 3, 9, 27. 5'i düşün. 5, 25, 125, 625. Haydi geçmiş olsun. Bir daha hiçbir yerde bunlar buluşamaz. Ama evet uyanık olan arkadaşlarım hemen söyledi. Öğretmenim dedi. Ya bunlar sıfır olursa? Evet. Sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşlarım sıfır olursa ki olabilirler. Öyle bir ihtimal var değil mi? Tam sayı tam sayı. Bu arkadaşlar sıfır olursa 3'ün sıfırıncı kuvveti de 5'in de sıfırıncı kuvveti birbirine eşit olabilir. Yani 1 olabilirler. Nefis. 3x artı y eksi 4 sıfır olabilir. 2x eksi y eksi 6 da sıfır olabilir. Ne görüyorsunuz? 2 bilinmeyenle 2 denklem. Bu konuları da işledik. Sevgili arkadaşlar bak çok da güzel hazırlanmış. Taraf tarafa topla. Y'ler yok oluyor. Topladım. 5 tane x. Eksi 10 sıfırmış. X kaçmış sevgili arkadaşlar? 2. Hemen artık bunu gördük değil mi? X 2 ise y kaçtır? Hemen şurada yerine koyalım. 2 ile 2. Ha, bunu anlaştık değil mi? 10 buraya gitti. Eşittir 10 oldu. Böldüm 2'ye ilk. 2 ile 2'yi çarptım. X'e 2 verdim. 4 eksi y eksi 6 eşittir 0 dedim. Y eşittir. Eksi 2 oldu buradan da. Bunu da gördüm. Nefis. 1'i 2, 1'i eksi 2. X kare eksi y kareyi soruyordu. Arkadaşlar ikisinin de sonucu 4 kareleri. 4 eksi 4 de 0 olur. Vay arkadaş bu kadar kalabalık şeyde sorduğu sorunun cevabı epitopu 0'mış. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Bence çok da güzel bir soruydu kendileri. 11 ile devam edelim bakalım. Oo, bak gene güzel bir soru bizi bekliyor. Oo. Yani var ya gerçekten söylüyorum ben bu MEB'in Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularını çok beğeniyorum sevgili arkadaşlar. Bak ileride 11-12 olacaksınız. Üniversite sınavında da hazırlanacaksınız. Ki üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar da varsa erkenden bunu izliyorsa söylüyorum.
herhangi bir sınava ya da derslere çalışıyorsan MEP kazanım testlerinin üzerine tanımam. Yani kılı kırk yararak, çok emek vererek çok şahane sorular hazırlanıyor. Her tür sorudan soru verilmiş, hem de kaliteli. Çok soru çözmek değil, kaliteli soru çözmektir önemli olan. Bak, burada neden bu kadar laf ettim? 2 üzeri x 3'müş. 3 üzeri y eşittir 25'miş. 5 üzeri z eşitmiş 64'müş. Olduğuna göre x çarpı y çarpı z nedir acaba diyor. Haydi bakalım. Nasıl yapacağız? Ya öğretmen demişti ki, ya bak işte sevgili arkadaşlar, 2'nin bir kuvveti 3 olabiliyor. 2'nin birinci kuvveti 2. 2'nin ikinci kuvveti de 4. Demek ki x 1 ile 2 arasında bir şey. Ve ondalıklı bir şey değil mi? Sayı doğrusunda 1 ile 2. 3 üzeri y 25. 3'ün üçüncü kuvveti 27. Bu arkadaş da 2 ile 3 arasında bir şey. 1 ile 2 arasında. 2 ile 3 arasında. 5'in üçüncü kuvveti 125. İkinci kuvveti 25. Bu arkadaş da 2 ile 3 arasında. Ama nerede? Benim bir şey geliştirmem lazım. Bir şey yapmam lazım. Aralarda köprü kurmam lazım. Arkadaşlar bunu görebilmek için de bak. 3. Bunlar 25, 64. Bunlar tanıdık değil mi? Ben bunların yerine 5'in karesi, şu arkadaşın yerine de 2 üzeri 6 yazsam. Bak anlaştık değil mi? 25 budur. Aa bak, 2'ler, 3'ler, 5'ler. Arada hep köprüler var. Arkadaşlar ben bu köprüyü kullanacağım. Nasıl kullanacağım? 3 senin için kim? 2 üzeri x. Bak burada ne diyor? 2, 3 üzeri, onları güzel güzel yazalım. 2 üzeri x, 3 üzeri y, 5 üzeri z. Güzel. Arkadaş 3 senin için 2 üzeri x'tir. Bak gel burada 3 yerine 2 üzeri x yaz. 2 üzeri x yazdım öğretmenim. 3 yerine. Bunun da y'inci kuvveti kimmiş sevgili arkadaşlar? 25'miş. Ya da ne diyeyim? 5 üzeri 2'ymiş. Değil mi? 5 üzeri 2. Güzel. Bak böyle gidelim. Güzel. Bak güzel bir şey çıkıyor. Arkadaşlar şimdi bak burada da 5 görüyorsun. 5 yerine de bir şey yazalım. Öğretmenim ben bu iki tarafın 1 bölü 2. kuvvetlerini alırsam sadece 5 kalır. Değil mi? Ya da 2'ye böl. Bak üstleri 2'ye böldüm. 1 bölü 2. kuvvetini almak demek üstleri 2'ye bölmek demek. 1 bölü 2 ile çarptım her iki tarafında üstünü. Şöyle yaptım. 1 bölü 2. kuvvetlerini aldım. Çarptım 2'yi. 2 bölü 2. X çarpı Y bölü 2 oldu. Bu kaç oldu? 5 oldu şimdi. Arkadaşlar sen şimdi 5 yerine de şunu yazabilir misin? Yazarım öğretmenim. Bak şimdi daha güzelini göstereceğim. Daha ayrıntılı. 5 yerine bunu yaz. 2 üzeri X çarpı Y bölü 2. Bak 5 yerine yazdım bunu. Bunun da Z'inci kuvveti. Kaçtır? 2 üzeri 6 çıktı. Oho! Nefis bir şey çıktı. Arkadaşlar köprüyü kullana kullana o benim hayal ettiğim şeye geldim. Tabanları aynı bir eşitlik elde ettim. Sol taraftaki işlemi söyleyin. 2 üzeri x çarpı y çarpı z'nin yarısı eşittir 2 üzeri 6. Arkadaşlar nefis bir şey değil mi? Bak tabanlar aynı. Tabanlar aynı. Üstlerin eşit olması lazım. Yani x çarpı y çarpı z bölü 2'nin 6 olması lazım. X çarpı y çarpı z kaçmış sevgili arkadaşlar? 12'ymiş. Şurayı çok hızlı anlattın öğretmenim. Burayı anlamadım diyen arkadaşlarım için de hemencecik bir orayı özetleyeyim. Şöyle yaptık arkadaşlar burayı. 2 üzeri x, 2 üzeri x çarpı y eşittir 5'in karesiydi. Ben 5'i görmek istiyorum. 5'i görmek için de şöyle çok daha ayrıntı yapalım. 5'in karesi. Şimdi 5 elde etmek için de bu arkadaşın 1 bölü 2. kuvveti, bu arkadaşın da 1 bölü 2. kuvvetini alırım. 1 bölü 2. kuvvet kök almak demek sevgili arkadaşlar. Öyle de düşünebilirsiniz. Bak üstleri çarp şimdi. 2 çarpı xy bölü 2. 1 bölü 2 ile çarptım. Üstleri çarp. 2 ile 1 bölü 2'yi çarp. 1 yapar. O yüzden böyle oldu. Anlaştık. Tamam.
Orada çok hızlı geçtiniz öğretmenim, anlamadım diyen arkadaşlarım için de burada maviş kalemle bunu da anlatmış olduk. O zaman testimizin son sorusuna geçebiliriz sevgili arkadaşlar. 12 ile testimizi nihayetlendiriyoruz. Güzel. Neler görüyorum? 2 üzeri A artı 1 artı 9 üzeri B 35'e eşitmiş. 2 üzeri A artı 2 eksi 3 üzeri 2B 61'e eşitmiş. Buna göre diyor B üzeri A kaçtır? Hayırlı işler. Ne yapacağım ben buradan? Sanki iki bilinmeyenli iki denklem gibi. Evet öyle ama üstel bir denklem sevgili arkadaşlar. Üstlü. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşlar bunu hangi 3'te, 4'te, 5'te yaptık. Bak 4'te özellikle anlattım. 4'tekinde güzel şeyler de söyleyecektim. Burada onu söyleyebilirim artık. Arkadaşlar işte elmaya benziyor. Yani benziyor gibi ama bak şu artı 1 artı 2 bozuyor. O zaman dağıt bunu. Şudur bu. 2 üzeri A çarpı 2'dir. Üzeri 1 ya. Bunun ayrılmış hali. Artı boş durma sevgili arkadaşım. Bak burada 3'ün kuvveti var. Bunu da 3'e benzet. Bu 9 3'ün karesi değil mi? Evet. 3'ün karesinin B'inci kuvveti. Bak 3 üzeri 2B oldu. Hop 35'miş. Arkadaşlar şunu da dağıt. Hop 2 üzeri 2. Eksi 3 üzeri 2B. Of nefis oldu. Bu da 61. Neden nefis oldu? Taraf tarafa toplarsam bak şu ifadeden kurtuluyorum. Toplayacağım şimdi. Ondan önce şunu söylemek isterim sevgili arkadaşlar size. Bak bu 2 üzeri A çarpı 2. Bunu şu 2'yi başta düşünsen. Bak 2 çarpı böyle düşünsen. Şu arkadaş da 2 üzeri 2 ya. Bunu da başta çarpım halinde ya. Ha oraya yazmışım ha buraya. Hatta 2 üzeri 2 kim? 4. Onu da yaz. Hop amma sildik. 4. Bak şunu söylemek istiyorum. Ben çarpmayı her videomda söylüyorum. Hatta 4. soruda da öyle söyleyecektim. Burada söylemiş olayım. Arkadaşlar ben burada ne görüyorum biliyor musunuz? 2 çarpı 2 üzeri A ya. 2 tane 2 üzeri A. 4 tane 2 üzeri A görüyorum. Bak şimdi topladığımda o şeyi söyleyeceğim size. Öncelikle bu artı bu eksi. Bu arkadaşlar yolcu gitti. Arkadaşlar 2 tane 2 üzeri A, 4 tane 2 üzeri A ne yapar? 6 tane 2 üzeri A yapar. Ha sen bunları toplarsın 2 üzeri A parantezini alır. 2 artı 4 yazarsın. Bak yine 2 üzeri A çarpı 6 yazarsın. Bu da matematik. Buna da kabul ediyorum. Ama böyle görürsen çarpmanın gerçek anlamını anlamış olursun. Çok güzel. Bak karşıma ne çıktı şimdi. Bu eşitmiş. Bu arkadaşla bu arkadaşı toplama borcum var. Bunları da toplayacağım. 96. 2 üzeri A yalnız kalsın. 96'yı 6'ya bölün sevgili arkadaşlar. 16. Çok tanıdık. Bak üstlü sayılar işlemindeyiz. 2'nin kaçıncı kuvveti 16? Ya da 2'nin 4 yazsan hemen görürsün. A kaçmış sevgili arkadaşlar? 4'müş. Bir başka deyişle 2 üzeri A'da 16'ymış ki şimdi B'yi bulmak için de onu kullanacağım. Ben B üzeri A peşindeyim. B'yi de bulmadan sonucu elde edemem. Arkadaşlar hemen yerine koy. Şurası ufak gözüküyor. Orada yerine koy. 2 üzeri A yerine ne yazacaksın? 16 yazacaksın. Bu 16. 2 ile çarp 32. Artı 3 üzeri 2B eşittir 35'miş. Nefis. Arkadaşlar 32 buraya gitti. 3 üzeri 2 tane B. 3'müş. Aa. 3'ün kaçıncı kuvveti? 3. Birinci kuvveti. Yani 2B 1'e eşitmiş. 2B 1'e eşitse B kaça eşit sevgili arkadaşlar? 1 bölü 2'ye. Bak B'yi buldum. Hop. A'yı da buldum. Bana neyi soruyordun sevgili arkadaşım? B üzeri A'yı. Yani 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. Bu da kim sevgili arkadaşlar? 1'in 4. kuvveti zaten 1. 2'nin 4. kuvveti de çok konuştuk bu sorumuzda. 16. 1 bölü 16'ymış. Çok güzel. Çok hoşuma gitti bu test. Sevgili arkadaşlar şahane bir testti. Tüm arkadaşlarınızı önerin. Üslü sayılara adım atan, üslü sayılardaki tüm numaraları görmek isteyen arkadaşlar için fena değil ki. İkisini de çözeceğiz.
Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlıcakla kalın.